proje yöneticileri, hocalarım ve bizi şu an göremediğimiz ama arka planda bizi takip eden ve bu projeye emek veren kıymetli arkadaşlarımız, hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak bireye, aileye ve topluma dokunan onlarca projeyi hayata geçirdik. Bugün yeni bir tanesi için daha karşınızdayız. Üsküdar Üniversitesi ve Darül Ecize Başkanlığı'yla çok güzel, anlamlı ve 65 yaş üzeri kişilere temas edecek kıymetli bir proje için burada toplanmış bulunuyoruz. Desteğim seninle her yerde projesi için hepiniz hoş geldiniz diyorum. Dünün gençlerine destek olmak için bugünün gençleri her yerde mottosuyla aslında yola çıkan bir projeydi. Ben kısaca bugünkü proje toplantımızın, açılış toplantımızın akışıyla ilgili bilgi vereceğim. Daha sonra programı da başlatmış olacağım. Doktor Nebiye Yaşar hocamız, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürümüzün giriş konuşması olacak. Akabinde doktor öğretim üyesi Zeynep Gümüşdemir hocamız, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Desteğim Seninle Her Yerde Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörü hocamız söz alacak. Projeyle ilgili bizleri bilgilendirecek. Akabinde açılış konuşmalarına geçeceğiz. Profesör Doktor Deniz Ülke Arubağ'ın hocam, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanımız da aramızda, o söz alacak. Ve Hamza Cebeci Darül Ecize Başkanımıza sözü takdim edeceğiz. Son olarak da Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ezat Arhan hocamıza kapanış konuşması için sözü verdikten sonra son olarak da fotoğraf alacağız. Ben tekrar herkese hoş geldiniz der ve ilk sözü Doktor Nebiye Yaşar hocama vermek isterim. Buyurun Sayın Hocam. Çok değerli kurucu rektörüm, saygıdeğer Darül Ecize Başkanım, çok kıymetli dekanım, değerli hocalarım ve sevgili gençler. Ülkemiz ve geleceğimiz adına nice faydalı projelerde birlikte çalışmak temennileriyle sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Çok değer verdiğim iki kurum arasında gerçekleştireceğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak desteklenen Desteğim Seninle Her Yerde Darül Ecize Gönüllüleri Atölyesi adlı projemizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan 65 yaş üstü bireylere yönelik Desteğim Seninle Her Yerde Darül Ecize Gönüllüleri Atölyesi projemiz gönüllülük teması üzerine tasarlanmıştır. Bu projede iki hedef kitlemiz bulunuyor. Gençlerimiz ve 65 yaş üstü bilge yaşlılarımız. Konuşmama projemizin önemini ifade eden istatistikleri paylaşarak devam etmek istiyorum. Bu istatistiki verileri TÜİK 2019 verilerinden ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sitesindeki verilerinden elde ettim. Projemizin birinci hedef kitlesi 65 yaş üstü yaşlılarımız. Güncel veriler ışığında dile getireceğim bu bilgileri sizlerle paylaşınca sizler de gerçekten benim gibi farklı bir duygu içerisinde olacaksınız. Türkiye'de yaşlı nüfusumuz son istatistiki verilere göre 2.3 kat artmıştır. Dünyada ve ülkemizdeki genel kabul 65 ve üzeri yaştaki bireylerin yaşlı nüfus olarak tanımlanmasıdır. Dünya yaşlı nüfusu son güncel verilere göre de yaklaşık 2 kat artış göstermiştir. Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı içinde dünya yaşlı nüfusunun 703.711.487 kişi olduğu tahmin edilmiştir. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9.3'ünü yaşlı nüfus oluşturuyor. Ülkemiz de yaşlanıyor. Ülkemizde yaşlı nüfus 2019 yılında 7.550.727 kişi olarak tahmin edilmiştir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında %9.1'e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun %62.8'ine 65-74 yaş grubu, 2019 yılı yine verilerinde de %62.2'si de 65 ile 70 yaş grubunu oluşturmaktadır. İleri yaşlılık olarak kabul edilen 85 yaş üzeri yaşlı nüfusun oranı ise %9.1 olarak kaydedilmiştir.
Ülkemizde yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış göstermektedir. Toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun payı artarken çocuk ve genç nüfusunun payı da azalmaktadır. Bu durum Türkiye nüfusunun yaş yapısının değişimine de neden olmuştur. Ülkemiz nüfus piramidi 1975 yılında tipik piramit şeklinde dururken 2019 yılında arı kovanı piramit şeklini almıştır. Ülkemizde demografik geçiş oldukça kısa bir zaman diliminde yaşanmıştır. Dünyamız da önemli bir demografik geçiş sürecinden geçmektedir. Dünya genelinde genç nüfus yapısından yaşlanan nüfus yapısına geçiş yaşanmaktadır. 2018 yılında ilk kez dünya yaşlı nüfusu 5 yaşın altındaki çocuk nüfusunu aşmıştır. Yaşlı nüfusun küresel büyümesi ise devam edeceğinden aslında yaşlanan bir dünyaya doğru hızlıca ilerlemekteyiz. Yaşlı nüfus oranı sıralamasında Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada yer almıştır. Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı içinde dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfus ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edilmiştir. Bu tahminlere göre baktığımızda en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk 3 ülkemiz %34.1 ile Monaco, %28.8 ile Japonya, %22.7 ile Almanya olmuştur. Türkiye'de biraz önce bahsettiğim gibi 167 ülke arasında 66. sırada yer almıştır. Şu an İstanbul'da yine aynı verilere göre 1 milyon 79.196 65 yaş üstü yaşlı bulunmaktadır. Yaşlılık, yaşamın sorgulandığı ancak öğrenme ve gelişmenin devam ettiği, keşfetme imkanlarının da olduğu bir dönemdir. Gerçekte yaşlılık yaşamla birlikte edinilen deneyimlerin ve bilgeliğin de en üst düzeye ulaştığı bir dönemdir. Değerler sosyalleşme sürecinde üyeler arası etkileşimde aktarılırlar. Sosyalleşme sürecinde kuşaklar arası etkileşim, toplumsal kültürün sürdürülebilmesi için de çok önemlidir. Yaşlıların birikimleri ve geleneksel kültür unsurları hızlı sosyal değişme nedeniyle kaybolma riski altındadır. Yaşlıların birikimlerini genç kuşaklara aktararak kültürel birikimlerin ve değerlerin kaybolmasına bu şekildeki güzel projelerle engel olabiliriz. Aslında bizi biz yapan değerlere baktığımız zaman onların tecrübesine, hepimizin kendi nineleri, dedeleriyle beraber çocukluk sürecine baktığımız zaman orada ne kadar büyük tecrübeler edindiğimizi hepimiz biliyoruz. Gerçekten yaşlılar değerlerimiz, değerlerimiz de kültür varlıklarımızdır. Çok geç olmadan, zincirin halkaları eksilmeden genç kuşaklıları yaşlılarla buluşturmalı, etkili ilişkiler tesis etmeliyiz. Nasıl ki gençler bizim geleceğimizse yaşlılarımız da bilgelik kaynağımızdır. Yaşlılarına sahip çıkmayan, onların tecrübesinden istifade etmeyen bir toplum yeterince olgunlaşmamış bir toplumdur. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer. Çıktıkça yorgunluk artar, nefes kesilir ama görüş açısı genişler. Yaşlıların kültürümüzdeki yeri hürmet makamıdır. Onlar yolumuzu aydınlatan fenerlerimizdir. Yaşlıların olduğu evde büyüyen çocuklar bilgeliğe, tecrübeye, aidiyet duygusuna daha yakın olurlar. İçinde yaşlı olan ev, geleneğin, kültürün, değerlerin öğrenildiği bir okul gibidir. Hangimiz unutabiliriz dedemizden öğrendiğimiz ilk duayı? Hangimiz unutabiliriz dede ve ninelerimizden dinlediğimiz bilgelik hikayelerini? Yeni nesillerimizi bu tecrübe ve bilgeliklerden mahrum etmemek için projeler üretiyoruz. Projeler ile kuşaklar arası dayanışmanın, gelenek ve kültürel değerlerin nesilden nesile taşınmasını sağlayan zincirin halkalarını oluşturuyoruz. Çünkü yaşlılarımız dil, tarih, coğrafya ve medeniyet tasavvurumuzda geçmişle gelecek arasında kurduğumuz en muhkem köprülerdir. Bu engin tecrübe ve bilgi birikimleriyle çocuk ve gençlerimiz için bilgeler olarak rol modeldirler. Sözlerimi Mevlana'nın "Gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar" sözleriyle tamamlıyor
ve saygılarımı arz ediyorum. Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doktor Nebi Yaşar Hocamıza bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Evet, proje sunumuna geçeceğiz. Üsküdar Üniversitesi İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyemiz Zeynep Gümüşdemir Hocamız aynı zamanda proje koordinatörü. Buyurunuz Sayın Hocam. Hocam sesinizi duyamıyoruz kıymetli hocam. Sesiniz kapalı Zeynep Hocam. Şu an geliyor mu? Evet, gayet iyi. Buyurunuz. Tamam, peki. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca projeden bahsetmek istiyorum. Desteğim Seninle Her Yerde Değerli Cize Gönüllüler Projesi, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje. Projenin yürütücü kurumu, başkanlığını rektör hocamızın yaptığı Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Derneği. Konusu 65 yaş üstüne yönelik gönüllülük esaslı sosyal desteği sağlamak. Süresi ise 6 ay. Ama bu 6 ay tabii ki projenin yazılması, bakanlığa sunulması, bakanlık içerisindeki diğer projeler arasından çıkması ve her adımıyla tekrar bir onay süreciyle akabinde bir 6 ayı daha katmak gerekiyor bu süre zarfı içerisinde. Temel amacımız, Nebi Hocam çok ayrıntılı bahsetti zaten, tekrar girmeye gerek yok. Gençleri ve yaşlı bireylerimizi bir arada tutmak, onları bilim, sanat, değerler, eğlence gibi daha rehabilite edecek ortamlarda buluşturmak. Gençlerimizi gönüllülük adına, gönüllülük bilincinin toplumsal hayatta daha yaygınlaşması konusunda farkındalık yaşamalarını sağlamak, duyarlılıklarını artırmak. Ve yine dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan yaşlı bireylerimizi sanat, sosyal yaşam gibi yenilikçi fikir faaliyetlerinden faydalanmalarına fırsat sunmaktır. Projemizin hedef kitlesi Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenim gören 42 gönüllü öğrencimiz ve Darül Cize'de bulunan sakinlerimizden 60 yaşlı birey oluşturuyor. Projeyi yazarken aslında 20 gönüllü öğrenciyle yola çıkıp öyle kabul gördü. Ama sonra ağırlıklı olarak psikoloji 4. sınıf öğrencilerinden oluşan ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan gönüllülerimiz 2 katını buldu. Bu beni çok mutlu etti, onura etti. İnanılmaz enerjileri var ve şimdiden çok heyecanlılar. Pandemi nedeniyle bizler bu 60 Darül Cize sakinini 3 farklı gruba ayırıp onlarla sadece o atölyede çalışacak olan öğrencilerle bir araya getireceğiz büyük gruplarda. Dolayısıyla da sosyal mesafeye özen gösterilecek. Projede çeşitli modüller ve atölyeler var. Modüller öncelikle yaşlı grubu çok özel bir grup olduğu için onlarla çalışabilmek için çeşitli yetkinliklerin olması gerekiyor. Ve burada öğrencilerle yaşlıları bir araya getirdiğimizde asıl bu atölyeleri ve modülleri yürütecek olan kişi öğrencilerimiz olduğu için Mart ayından itibaren eğitimler vermeye başladık. Onlara yaşlılığın fiziksel yönden, sosyal yönden, psikolojik yönden tanıtımını yaptık. Sonra da bu eğitim modüllerini yaşlılara vermeleri için gerekli bilgileri kendilerine verdik. Eğitimlerimiz devam ediyor. Çok özür dilerim. İlk eğitim modülümüz yaşlılığa adaptasyon ve aktif yaşlanma eğitim modülü. Yaşlı adaptasyonu niçin yazma gereği duydum? İnsanlar bu yaş dönemlerinde her ne kadar yaşlılık adı altında birçok şeyi bilseler de, deneyimleseler de kendilerinde bir takım fiziksel, ruhsal, bilinçsel ya da sosyal değişimlerle ilgili fikirleri olmayabiliyor. Ve bilinmeyen şey kişide kaygı yaratıyor. O yüzden de kendi yaşadıkları dönemleri, bu değişiklikleri onlara anlattığımızda belki bu kaygının önüne bir nebze olsun geçebiliriz diye düşündüm. Aktif yaşlanma ise son dönemlerde tüm dünya ülkelerinde gündemde olan, işte
aktif yaşlanma, pozitif yaşlanma, süper yaşlılık gibi sosyal ve sağlık politikalarının gündeminde olan bir konu. Ve burada da yaşlı bireyleri anlatmak istediğimiz, evet aktif ya da süper bir yaşlıyla diğer kısımda kalan yaşlar arasında ne gibi farklılıklar var? Bunları eğitim gören öğrencilerimiz yaşlılarımıza anlatacaklar, eğitim verecekler. İkinci eğitim modülü teknoloji ve yaşlılar eğitim modülü. Gene adaptasyonda zorluk çekilen alanlardan birisi teknoloji. Burada sadece sosyal medyanın kullanımıyla ilgili kısmın dışında ben biraz daha böyle sağlık teknolojisinden, bir takım uygulamalardan, aplikasyonlardan bahsedilmesi üzerine bu modülü yazdım. Böylece bir farkındalık kazandırmak istedim yaşlı bireylere. Değerlerimiz eğitim modülü. Bu eğitim modülü biz daha evvel Darlacize ile gerçekleştirdiğimiz pozitif yaşlanma projemizde yer alan bir modüldü. Tekrar almak istedim. Buradaki amacım yaşlılarla gençlerin bir araya gelip tamamen interaktif şekilde aslında yaşlı bireylerin gençlere değerlerimiz üzerinden bir takım katkılarda bulunmasına vesile olmaktı. Bir diğer atölye çalışmamız sanat terapisi atölyesi. Bu konu benim uzmanlık alanım olmadığı için bu konuda uzman olan uzman psikolog Volkan Demir hocamız bize destek olacak. O onun yöneteceği sanat terapisi atölyesiyle 3 farklı grup üzerinde uygulanacak. Burada yaşlı bireylerin duygularını fark etmesi, duygularını yönetmesi, kendilerini kabul, öz şefkat gibi modüllerle işleyecek atölye şeklinde devam edecek oturumları olacak. İleri yaş yazarlar atölyesi bir başka atölyemiz. Burada da öğrencilerimiz yaşlı bireylerin öykülerini kaydedecekler, anlatmak istedikleri öykülerini. Çünkü onların her birinin mutlaka bir hikayesi, bizlere aktarmak istediği öyküleri oluyor. Sonra bunları öğrencilerimiz öykü kitabı haline getirecek ve ismini de İbretlik Öyküler olarak düşündüm ve koydum. Heyecanla da bekliyorum basılacak sonra kitabımız. Son olarak kısa belgesel atölyesi. Bu atölyemizde bütün bu yaptığımız çalışmaları baştan sonuna kadar kalıcı kılmak adına yarım saatlik bir belgesel halinde sunulacak ve son kapanış programında da birlikte izlemek için çok büyük, güzel ve renk katacak bir atölye olduğu düşüncesiyle bunu da kattım. Bir de müzik atölyemiz var. Müzik atölyesinde de hep beraber müzik mottosuyla doktor öğretim üyesi Tuğba Aydın Öztürk hocamız bize katkı sağlayacak. Kendisine çok teşekkür ederim. Burada biz bakanlık tarafından evet bir şekilde destek alıyoruz, finanse ediliyoruz ama takdir edersiniz ki burada bahsedilen bütün bu atölyelerin tamamının karşılanması çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla da buradaki bütün hocalarım ya da bugüne kadar gelinen durumdaki bize destek veren tüm kurumsal iletişim kısmı ile ilgili de kurumsal kısmı ile de ilgili çok büyük katkıları oldu herkesin. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Görseller kısmına geçtiğimizde görünürlük adına bugüne kadarki çalışmalarımız içerisinde bu bizim logomuz, desteğim seninle her yerde. Bu logo bakanlık tarafından, kontrolörlüğümüz tarafından çok beğenildi, övgüler aldı. Ben Tahsin Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum destekleri için. Özellikle Özlem Hanım'a disiplinli çalışması, hızlı dönmesi ve böyle güzel övgülerle bizi onurlandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen yan tarafındaki afiş çalışmamız, el broşürü, bunların hepsi hazır, basıldı ve dağıtıma geçmek üzere bekliyor. Bir başka çalışmamız yine, bunlar bakanlığın istemiş olduğu görseller, bunlar da roll up'larımızı oluşturuyor. Benim çok kısaca heyecanlıyım, kusura da bakmayın. Çok hızlıca zamanınızı almadan anlatmak istedim. Bu yolda bir hayal kurdum ben ve o hayalde rektör hocam hayallerini gerçekleştir, korkma, yalnız değilsin dedi. Bir yola girdim. Dekan hocam, Deniz hocam ben her zaman full desteğim yanında dedi. O korkum biraz daha azaldı. Sonra öğrencilerim yani beklenenin iki katı yanımda oldular. Hepsine ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve sonra tabii ki Darlacize'deki çalışanlar, başkanımız inanılmaz bir kucaklayıcı tavırla bize katkılarını sundular. Ve bütün bu ekip, Üsküdar Üniversitesi ekibi
bu projenin bu noktaya gelmesine çok büyük destek verdiler. Söylemeden geçemeyeceğim Ümit Bey, Mali İşler'den Ayşe Hanım, Banu Hanım, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, hayırlı olur umarım. Teşekkür ederim. Evet, Zeynep Gümüşdemir, Doktor Zeynep Gümüşdemir hocamıza teşekkür ediyoruz proje sunumları için. Bizler de tabii Üsküdar Üniversitesi ve kurumsal iletişim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve desteklemeyi de sürdüreceğiz sizleri. Açılış konuşmalarına geçmek istiyorum. Şimdi ilk sözü Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Deniz Ülke Arıboğan hocama vermek istiyorum. Sayın hocam buyurunuz. Çok teşekkür ederim. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak öncelikle Darula Cezeli ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte böyle bir çalışmayı yapmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zeynep Gümüş hocamızın liderliğinde gelişmekle birlikte sosyoloji bölümümüzün de fakültemizin diğer departmanlarının da katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duydu ve birlikte çalıştığımız bir alan oldu. Bu proje aslında çok önemli ve çok değerli noktalara parmak basan ve tarihin çok özel bir anında hayata geçirilmiş olan bir proje. 100 yılda bir hayatta geçen karşı karşıya kaldığımız çok büyük bir insani travmayla karşı karşıyayız. 1900'lü yılların başından beri ilk defa ağır bir pandemi sürecinin içerisindeyiz. Ve bütün dünya bir laboratuvar ortamına döndü. Bu laboratuvar ortamında bir aile olarak yaşamayı başaran topluluklarla birey olarak kalan topluluklar arasındaki direnme gücünün farklılığını gördük. Maliyetleri, insan maliyetleri arttı, psikolojik maliyetleri arttı. Yaşlılarına sahip çıkan, yani artık yaşlılık kavramı da çok tartışmalı ve üzerinde konuşuluyor ama yaşlılarına sahip çıkan, yaşlılarıyla, aileleriyle birlikte yaşayan toplulukların direnme güçlerinin ne kadar yüksek olduğu ve bunun tek taraflı da olmadığı, yani konunun sadece hayatta kalmak olmadığı, aynı zamanda psikolojik olarak da genç neslin ayakta durabilmesi, mutlu insanlar, bir anlam ifade eden, hayatlarının içinde yaşayan insanlar olarak varlıklarını sürdürebilmesi için çok önemli oldular. Çünkü aslında üzerinde yaşadığımız reel dünyadan çekilmek ve online'a kapanmak zorunda kaldık ve deneyimlerimiz eksildi. Çocuklarımız deneyimleyemez hale geldi. Bu nedenle ailelerin içerisinde yaşlılarıyla, ileri yaşlılarla birlikte yaşayan çocukların, gençlerin onlara dokunarak, onların deneyimlerinden faydalanarak gerçek hayatlar yaşayabileceği alanlar oluşması sağlandı. Burada bir jenerasyonlar arasında bir köprü kuruluyor bir yandan ve desteğim senin ne derken konu sadece yaşlılara gençlerin destek götürmesi değil, hakikaten gençlere belki de yaşlıların destek vermesinden söz ediyoruz. Genç, yaşlı insanların, aktif hayata geçen insanların o deneyimlerini gençlere aktararak, birlikte projeler üreterek ne kadar anlamlı bir hayatı ne kadar uzun süre devam ettirebileceğini görüyoruz. Yani 20. yüzyılın başında İspanyol gribi salgını başladığında 47 ila 50 yıl arasında insan ömründen söz ediyoruz. Bugün karşı karşıya olduğumuz pandemide insan ömrünün 90'lara çıktığı dönemlerden söz ediyoruz. Hani 65 diyoruz ama Birleşmiş Milletler 75'e kadar uzattı orta yaşı. Belki yaş kategorisi ortadan kalkıyor. Yani artık bu rakamların değil de insanın beden ve zihinsel performansının ölçüldüğü bambaşka kriterlerin içerisinde gireceğimiz dönemler. Bakın sadece daha pandemi başladı, ilk anda 5 milyon kişi yepyeni kredi kartı kullanmaya başladı. Evlerinde oturan ve hayatında hiç kredi kartı kullanmayan, dijital ortama girmemiş insanlar, yaşlı insanlar bankadan paralarını çektiler, ödemeler yaptılar, çocuklarıyla WhatsApp'tan görüşmeler yapmaya başladılar. İster istemez dijital dünyanın içerisine girdiler ve kullanmaya başladılar. Yaşlılar düşünüldüğü kadar potansiyelsiz değiller. Kolaylıkla da adapte olabiliyorlar, öğrenebiliyorlar, öğrenmeye devam edebiliyorlar ve çok iyi kullanabiliyorlar. Ama şurada yani çok da fazla uzatmak istemiyorum ama bu projenin önemini daha iyi vurgulayacak bir söz bulamadığım için bir Kemal Sayar hocamıza atıfta bulunmak isterim. Vakti bir makalesini okumuştum, şöyle diyordu. Hekimler olarak, tıp adamları olarak insan yaşamına yıllar ilave etmeyi başardık. Ama o yıllara yaşam ilave edebildik mi? Burası çok tartışmalı. Temel problem artık insan ömrünün 90'lara 100'lere çıkması değil. Temel problem insanın 100 yıl yaşamayı başarması.
anlamlı, üretken, sistemin içinde kalarak, kendini yalnız hissetmeden, var olduğunu bilerek, onun bilincinde olarak ve katkı yaparak yaşamayı başarabilmesi, yaşamın anlamlı bir biçimde sürdürülebilmesini sağlamak. O yüzden bu tür projeler, yani tabii Darül Acaz'ı bu işin liderliği, Hamza Bey de katıldı aramıza. Çok değerli dostum, kendisine hep hayranlık beslemişimdir. Emeklerini takdir etmemek mümkün değil. Darül Acaz'ın liderliğinde aslında yeni bir paradigma sunmak da mümkün. Yani bu Üsküdar Üniversitesi olarak her zaman onlarla birlikte olabileceğimizin, olacağımızın taahhüdünü de vermek isterim bu bağlamda. Yani biz, ben bireysel olarak Darül Acaz'a gönüllüsüyüm ama kurucu rektörümüzden bütün personelimize kadar hepimiz aynı misyonun insanlarıyız, aynı ordunun neferleriyiz. Temel meselemiz ülkemizde üretken nüfusun sayısının artması, ömrümüzü de uzatmak ama o yıllara yaşam da katabilmek. Onun için başta Zeynep olmak üzere, Zeynep hocamız olmak üzere, emeği geçen herkese, Nebiye hocamıza, kurucu rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Darül Acaz'a da bizim paydaşımız oldukları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, güzel konuşmanız için biz de size teşekkür ediyoruz. Deniz Hocam çok sağ olun, iyi ki varsınız. Hamza Bey de aramıza katıldı. Hamza Cebeci, Darül Acaz Başkanımız. Şimdi sözü ona vermek istiyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Efendim, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Programa geç katılmış olmam nedeniyle de özür diliyorum. Hesap dışı, program dışı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız kuruma geldi ekibiyle beraber. Onunla meşgul olmak durumundaydık. Tabii Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız eski Bilecik Valisi. Bir de oradan ortak dostluğumuz çıktı. Ben de Orta Üç Velisi Bilecik'te okuduğum için. Ama Deniz Hocam'ı dinlettik. Yani Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza Darül İzze ile alakalı Instagram videosu var Deniz Hocamızın. Tabii çok lirik, güzel bir konuşma. Birçok programlarda Deniz Hocamızın kendisini bulamasak da en azından video elimizin altında. Eğer onun için bir telif ücreti isterse Darül İzze onu zor eder, onu söyleyeyim. Çünkü hemen hemen her programda Deniz Hocam'ın o konuşmasını sunuyoruz, gösteriyoruz. Başkanım, dükkan sizin her zaman. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Epeydir de görüşemedik böyle bu Zoom üzerinden konuşmaya da ben tabii çok alışkın değilim. Yine bize bir müjde verdiniz. Sizin tanımınıza veya Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre henüz yaşlılar kategorisinde değiliz. Bir 5-6 senemiz daha var, yani 75 yaşına kadar demek ki yaşlı sayılmıyoruz. Ama üstad diyor ki yani gençlik yaş işi değil, ruh işidir diyor. Kendinizi nasıl hissediyorsanız öylesiniz. İnşallah biz de öyleyizdir. Şimdi tabii bu alanda uzman kişilerin konuştuğu bir ortamda benim çok fazla söz söylemem doğru olmaz. Hani bir ifade var, devletlerin dostları olmaz, menfaatleri olur. Ama bu konuda yani Darül Acaz'ın veya Darül Acaz'ı ile ortak proje yapanların menfaatleri söz konusu değildir. İnsanlığa hizmet söz konusudur. Daha önce de Üsküdar Üniversitesi ile Darül Acaz'ı yapmış olduğu programdan çok mutlu olmuştu. Burada kalan sakinlerimiz çok faydalandığını, istifade ettiğini, mutlu olduklarını ifade etmişlerdi. Zaten Liz ve kurucu rektörümüz de o programda vardı. Bugün de yine bize sunulan bu program, efendim bu çalışma burada hem Darül Acaz'a büyük fayda sağlayacaktır, hem de bu programda rol alacak, görev alacak gençler de bizatihi buradaki tecrübelerden istifade edeceklerdir. Görüştükleri, konuştukları yaşlılarla ve bütün o farklı tarzda yapılacak efendim eğitimlerden hem buradaki insanlar hem de eğitimi verenler istifade edecektir. Ben bu tip projelere Darül Acaz'ın her zaman açık olduğunu zaten ifade ediyorum. Üsküdar Üniversitesi'ne de bu noktada teşekkür ediyorum. Yani gelen Kocaeli'den gelen ekibe de Darül Acaz ile alakalı bilgi verelim dediler. Dedik. Sağ olsun belediye başkanı da dedi ki bu 30 dönüm arazinin peyzajla alakalı ne ihtiyacı varsa ben üstleniyorum. İşte park bahçeler müdürüm. Adresini, telefonunu siz alın, o da sizinkileri alsın ve bu hizmetleri bilabedel biz Darül Acaz'a katkı olarak verelim dedi. O da Bilecik'te valilik yaptığı için Abdülhamit Han'a da ayrı bir hayranlığı var. Çünkü
Abdülhamit Han kendisine suikast yapıldığında fedailerinden birisi hani bir zarar gelmesin diye Abdülhamit'in üzerine bir örtü görevi görüyor. Ona nerelisin diye sorduğunda o da Bilecik Söğütlüyüm dedikten sonra Abdülhamit Bilecik'te birçok eser yapmış. Ben de acizane Abdülhamit Han'ın yaptığı Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi'nde okudum. Orada birçok şeyleri de görme fırsatı bulmuştuk. Dolayısıyla Abdülhamit Han'a duyduğu hayranlıktan dolayı Darülüzze de onun yaptığı bir müessese. O nedenle burayı behamal ziyarete gelmişti. Biraz işte hesap dışı oldu. Onun için ben programa geciktim. Evet, yani Darülüzze elbette ki bu pandemi döneminde kapanmaya mecbur kaldı. Ama tamamen kapattık mı? Hayır. Yani sınırlı sayıda görüşmeler yine devam ediyor. Uzaktan, mesafeli, şartlara uygun bir şekilde. Ama bu süreç içerisinde de hamdolsun Darülüzze efendim dünyaya örnek bir kurum oldu. Yani hele de birinci etapta hiçbir vaka burada olmadı. Biz hemen tedbirleri aldık efendim. Yani Darülüzze ziyaretleri kapattık. Stajyer sirkülasyonunu durdurduk. Ama gevşediğinde geçtiğimiz Temmuz-Ağustos aylarında burada kısmi ölçülü programlar da yaptık. Şimdi de mesafeli olarak, şartlara uyarak yine çok önemli pozisyonlarda sakin de alıyoruz. Efendim kısmi oranda ziyaretçileri de kabul ediyoruz kurallara uyarak. Burada çalışanlarımız içinde 100 küsur vaka tespit edildi ama hamdolsun vefat olayı, entübe veya yoğun bakım olayı olmadı. Sakinlerimiz de tabi bu geniş alanda rahat hareket ettiler, korundular. Yani geçmiş yıllardakinden daha fazla bir vefat burada söz konusu olmadı. Bu inşallah ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. En kısa zamanda bu maskeden de mikroptan da kurtuluruz. Türkiye olarak, dünya olarak temennimiz bu. Yani sağ olsun Üsküdar Üniversitesi'nden gelen hocalarımız, bu konuyla alakalı ilgilenenler, burada bizim de personelle, ekiple gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu projenin başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz. Her zaman Üsküdar Üniversitesi'nin biz yanındayız, onlar da bizim yanımızda. Ortak proje yapmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Evet, Sayın Başkanımız Hamza Cebeci Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Son olarak sözü Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörümüz, yönetimimiz kurulu başkanımız Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamıza vermek istiyorum. Buyurunuz Sayın Hocam. Sayın Başkanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, şu anda projede destek verecek bütün ekibe teşekkür ediyorum. Ben güzel konuşmaları dinledim. İşte Nebi Hocam'ın, Zeynep Hocam, Deniz Hocam, en son Hamza Hocam da çok güzel toparladı. Şimdi bu da ben bu iki amaçla, biri işte bir derneğimiz var bizim, işte ortak sosyal sorumluluk derneklerimizden beyin haritalamaları derneği, onun bir projesi olarak aslında ve Üsküdar Üniversitesi de burada paydaş iştirakçı olarak destekliyor ve bu projeyi yazılımında belli yaş grubundaki, ileri yaş grubundaki kişilere nasıl ulaşabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz? Ve bunda Zeynep Hocam'ın çok güzel birikimi vardı. Öncesi itibariyle MYO'daki yaşlı bakım biriminin hocası olması nedeniyle onunla ilgili ciddi bir saha tecrübesi var. Onları buraya çok güzel yansıttı, onu söyleyeyim. Ve burada projenin yazılımı konusunda da Nebi Hocam çok iyi bir proje döngüsüne uygun bir proje yazılımı oldu. Böyle kaliteli içerik, kaliteli yazılım olduğu zaman da çok güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor ve şu anda tam da pandemi döneminde belli böyle gözden kaçan bir yaş grubuydu bu. 65 yaş üstü ciddi şekilde pandemi döneminde böyle bizim toplum olarak iyi niyetle aman koruyalım derken onlara bizim yanlışlık yaptığımız bir grup, bu grupla ilgili bir proje olması beni çok sevindirdi, heyecanlandırdı, onu söyleyeyim. Neden öyle oldu?
Çünkü ben o zaman feryat ettim ama tabii Ankara'ya sesimiz gitmediği için pek de feryadımız duyulmadı. Yani o zaman ben yani yaşlılara ayrımcılık yapılmasıyla ilgili gibi bir anlam çıkıyor. Benim bunu şu şekilde söyledim ben. Yani belli bu 65 yaş üstü kişiler bunlar hani çok güzel bir söz hatırlattı Nebi Hocam orada. Yani bu yaşlı kişiler bu kişiler yaşlılar hayat yolunun fenerleridir diye bir söz vardır değil mi Anadolu'da? Biz bu fenerleri aldık eve kapadık. Dışarıda fenersiz kaldı gençler, insanlar. Fenerleri kapattık ya, hakikaten öyle yaptık. 65 yaş aman 24 saat çıkma çocuk muamelesi ya da vasi gerekir muamelesi yapıldı. Ben emekli bir albay arkadaş hatırlıyorum. Ya ben Tekirdağ'da bir yazlığım var, oraya gidiyorum. Başıma bir şey gelirse diye vedalaşma şeyi yaptı. Veda mesajı attı hepimize. Yani böyle bir durum oldu. Bu daha sonra telafi edildi. Şimdi çok şükür telafi edildi ama oradaki o şey onlarda şu durumda. Ya bizim bu da hiç katkımız yok insanlara. Biz şeyiz, ayak bağı olan bir yaş grubuyuz. En iyisi toplumdan çekilelim, kenarda ölümü bekleyelim gibi bir algı oluştu. Halbuki şu anda nörobilimin bize sunduğu yaşlılıkla ilgili şu üç tane yaşlılık tanımı var bak. Birincisi pasif yaşlılık. Hani emekli olmuş, kahvelerde sağda solda böyle yaşamı amaçsız şeyi bekleyen, yani ölümü bekleyen kişiler. Bu yaşlılar hızla yaşlanıyorlar, daha bu grup hızla yaşlanıyorlar. İkinci grup yaşlılık var ki bu aktif yaşlılık. Biraz önce Zeynep Hocam da bahsetti. Aktif yaşlılık, kişi emekli olduktan sonra da ya da 65 yaşa geldikten sonra da bu kişilerin bir amaçları var. Bir anlam peşinde koşuyorlar ve bu kişiler hayatın sonuna kadar o yaşamlarında bir anlam için üreten kişiler oluyor. Üreten bir grup oluyor ve bu kişileri en güzel anlatan bir Kanada'da 3-4 sene Kanada dağda yaşayıp fotoğrafçılık yapan birisinin çektiği çok güzel bir fotoğraf var. Bak, yani gece gündüz dağlarda dolaşıyor bu. Çektiği fotoğraf kurt sürüsü fotoğrafı. Kurt sürüsünde şunu görüyor. İnternete girirseniz orada bulunur. Kanada'daki dağlarda kurt sürüsü. Alaska'da galiba belki de tam yanlış söyleyebilirim. Kurt, önde 3 tane bilge kurt var. Başı biraz aşağı doğru duruyor. Onun arkasında 40-50 tane genç kurt var. Bir de yine en arkada bir tek bir kurt var, şey, lider kurt. İlk önüşteki bilge kurtlar. O bilge kurtlar tehlike nereden gelir biliyorlar. Şeyin yol en iyi nereden geçilir biliyorlar. Tecrübelerini aktarıyorlar şeylere. Diğer kurtlara. Gençlerde bir tehlike olursa tetikte, nereye işaret ediyorsa tetiğe gidecekler. Bu aynı şeyin sonra hayvan davranışını derken geyiklerde de olduğunu öğrendim. Ren geyiklerinde, yani ren geyikleri çok hassas ya, tık diye kafalarını çevirirler hemen. Ren geyikleri bir tehlike geleceği zaman işlerinde kıdemli yaşlı ren geyiği olurmuş. Ona bakarlarmış. O nereye bakıyorsa o tarafa kaçarlarmış hepsi. Yani burada yani bizim evrimsel psikolojide de var bu. Yani bilgiler devroluyor yeni nesillere, bu bilgiler. Devroluyor. Bu bilgileri biz, ileri yaşta var bu bilgiler. Bu bilgileri aktif bilgi olanlar zaten şey yapıyor, hayatın sonuna kadar avlanıp gidiyorlar. Ama avlanmayıp ayakta kullananlar bilge hayvanlar oluyor, bilge insanlar oluyor. O insanların da fikirleri, yani şeyin, gençlerin enerjisi var, ileri yaştaki insanların da bilgeliği var. Bu enerjiyle bilgelik birleşmesi lazım. Ve o bilgelik birleşirse hayat başarısı ortaya çıkıyor. Yaşlıları bunun için bizim sen emekli oldun eve hapsol deyip de bu şekilde davranmamız bilimsel kategori aykırı. Bilim kurulunda hiç böyle insan psikolojisini bilen kimse olmadığı için ben yani biraz da bilim kuruluna şey yaptım, sitem ettim buradan. Bir de üçüncü grup yaşlılar var bak. Bunlar süper yaşlılar. Bununla ilgili biz TÜBİTAK projesi yazdık şeye. Oğuz Tanrıdağ Hoca, nöroloji. Yıllar önce TÜBİTAK bunu şey yapmadı. Süper yaşlılık
neymiş gibi böyle şeyi görmedi. Belki de biz şey yazdık. Ben onu Zeynep hocama söyleyeyim. Süper yaşlılıkla ilgili proje yazalım. Süper yaşlılık ya. Bu ciddi süper yaşlılar şu anda dünyada artıyor bunlar. Süper yaşlıların bir özelliği var. Bu süper yaşlılar yani mesela Celal Bayar süper yaşlıydı. 100 yaşına geldiği zaman adam halen şeyi soruyor. Böyle yani hatta rahmetli Ayhan Songaracı onu ziyarete gitmiş. 100 yaşının üzerindeymiş. Bir kitap istemiş ondan. 2-3 ay sonra gittiğinde o kitabı sormuş Ayhan Hoca. Ya o kitabı ne oldu getirmedin demiş. O da boş şaşkın bakmış. Yani ben şimdi 100 yaşındayım diye unuttum mu zannediyorsun demiş ona. Adam süper yaşlı. Süper yaşlılar en iyi üretimlerini 80 yaşından sonra yapıyorlar. Bak, Mimar Sinan süper yaşlı. En büyük eserlerini 80'den sonra yapmış. Goethe öyle. Ya 80 en büyük eserini Faust yanılmıyorsam 80 yaşından sonra ileri yaşta yazmış. Ve mesela Yunus Emre Risaleti Nusuhiyesi var. Nasihat Risalesi 80 yaşından sonra yazmış. Onun için bunlar bu hayat bilgeleştikçe insanlar bir şey üretiyor ama müthiş bir şeyler üretiyorlar. Yani bu ne Nobel ödülü alanların çoğu bakıyorsun 50-60 yaşından sonra alıyorlar. Onun için burada süper yaşlılığın metodunu ve şeyini, yöntemini ve şeyini, kurallarını yazacağımız bir proje lazım hocam. Bunu bir çünkü burada bak ilk başta istatistiklerde bir dünyanın bal peteği piramidi oluştuğunu bazı gelişmiş ülkelerde yani Japonya'da, Almanya'da birçok Avrupa ülkelerinde bal çünkü yani 75 yaş üstün nüfus oranıyla 5 yaşın altın nüfus oranı eşitlenmiş hemen hemen. Hatta bazı ülkelerde 5 yaşın altındaki 75 yaşın üstündeki nüfus oranı 75 yaşın 5 yaşın altındakilerden daha fazla. Bal peteği var. Normalde Mısır piramidi gibi olması lazım. Ama bal peteği piramidi olmuş. Bu demektir ki arkadaş yaşlanıyoruz, yaşlıların bilgeliğini öğreteceğiz. Yani ne yapıyordu? Bak kapital sistem, materyalist sistem ne yapıyordu? Yaşlıları bunlar insanlığa yük oluyor diye görüyorlardı. Halen de öyle görenler var. Yaşlı yani mesela Nietzsche falan diyordu ki yaşlılar artık işletme maliyetini artırıyorlar yaşlı kişiler toplumdaki. Bunları ölüme terk edin. Yaşlı kişileri. Ölüme diyen materyalist keskinlikleri yaşadı dünya. Böyle. Daha sonra Batı hatta Sovyetler Birliği'nde de aynı şekilde ileri yaştaki insanları ölüme terk etmek gibi bir tez gelişti. Yani bu materyalizmin maddecilik tezi bu. Her şey maddeci keskinlikte. Yani kültürel birikimleri yok sayan, her şeyi madde gibi sayan, dünyada her şey bu dünyada bitiyor gibi sayan bir yaklaşımdı. Onun için süper yaşlılıkta ne var? Süper yaşlılıkta özellikle kişinin böyle süper yaşlı kişiler öyle bir yaşam felsefesi var ki yani hatta bu şeylerden birisi Engizisyon Mahkemesi'ne giderken bilim adamlarından birisi yanılmıyorsam o şey kimyayla ilgili bir keşfi olan birisi ismi. Engizisyon Mahkemesi giyotinle kesiliyor ya orada. Yani o zaman demiş ki şeyine giyotinle o zaman işte cumhuriyetçiler kesiyorlar Engizisyon Mahkemesi'nde. Demiş ki ya ben öldükten sonra başım giyotinle kesiliyor ya dilim oynuyor mu bir bakar mısın not alır mısın diye talebesine söylemiş. Yani bu bilim adamı bu. Ya bu hayata ve bilime öyle aşkla bağlı ki. Ya böyle insanlar onu yaşlanmıyor, kolay kolay yaşlanmıyor. Ve nörobilim şunu diyor, insan beyni yaş aldıkça yaşlanmıyor. İnsan beyni yeni şeyler öğrenmedikçe yaşlanıyor. İnsan beyni. Yaş aldıkça değil. Yeni şeyler yaş almadıkça değil, yeni şeyler öğrenmedikçe yaşlanıyoruz. Onun için yeni şeyler öğrenmek, yeni deneyimlere açık olmak yaşlıların en büyük ilacı, en büyük ihtiyacı ve onları çok mutlu edecek bir şey. Yaşlıları en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Yaşlı birisine gelip de ya şu konuda ne düşünüyorsun baba, ne düşünüyorsun dede, ne düşünüyorsun amca
ya ben bunu çözemedim dediğin zaman o yaşlıya bir kilo altın alsan, versen o kadar mutlu olmazsa söyleyeyim. O yaşlıyı mutlu edecek şey ya kapitalist yaşlılar hariç. Ama onlar bile emin ol hayır hatırının sorulmasından böyle fikrinin sorulmasından son derece keyif alırlar. Onun için gençler, anneler, babalar baba anne ne ihtiyacım var demesinler. Ya benim şu derdim var. Bu konuda ne yapmamı istersiniz desinler. Emin ol o yaşlı çocuk gibi sevinirdirler. Onun için dedelerle torunlar iyi anlaşıyor. Birinin sormayıp öğrenmeye ihtiyacı var. Dedelerin de anlatıp tecrübesini aktarmaya ihtiyacı var. İki ihtiyaç birbirini buluyor. Orta nesil bunu görmüyor, okuyamıyor. Orta nesil ama bir an evvel işte bir şeyler alayım, bir şeyler kazanayım, bir şeyler elde edeyim. Halbuki birisinin öyle fikrinin sorulmasına, fikirlerinin alınmasına ihtiyaç var. Diğerinin ya bırakın 20 defa askerlik hatırasını anlatsın. Anlatsın ya, dinleyin. Yani onların yalnız olmadığını hissettirelim. İleride yaştaki insanların ikinci büyük şeyi de bu benim doçentlik sorumlu daha 90'da. Yani yaşlıların en büyük ihtiyacı nedir diye sordular. Psikososyal ihtiyacı. Yalnızlık ihtiyacıdır diye Allah'a şükür bildiğim yerden çıktı soru. O çok güzel anlatmıştım orada o zaman. Eflatun hocamız rahmetli sormuştu. Onun için hakikaten yalnızlık halen değişmedi bak. 90'da almıştım ben 90 bu zaman. Yaşların ve bu yalnızlık ihtiyacı daha da arttı. Küresel olarak arttı. Onun için bu projelerin bir faydası da bir proje amaçlı da olsa yani gelip fikirlerinin sorulması bir önemli bir fayda. Batı'da şu anda var ya böyle bir şey geçen bir şeyimiz anlattı. Almanya'da yaşayan bir Türk anlattı. Komşu yaşlı bir komşu varmış. Pazar sabahı evin önünden iki gelip gidiyor diyor. O komşu diyor ki ya diyor ben bu şeyi tanıyorum filanca bey diyor. Yalnız diyor. Buraya geliyor ki birisi yani buradan bir iki defa geçiyor ki biz nasılsın, neyin var, bir ihtiyacın var mı diye ona sormamız için geçiyor buradan diyor. Biz bunun farkındayız ve bu Türkler de bunu iyi yapıyorlarmış ha orada. Onun için yaşlılar Türkleri çok seviyorlar orada. Yaşlıları biz kültür olarak seviyoruz. Mesela yaşlı annesi babası hastaneye yatanlar var. Ben hastane gözlemimde söylüyorum. Babası annesi yatmış, annesinin babasının ayağını ovuşturuyor böyle. Ayağını eline değil bak. Ayağını ovuşturuyor. Yani bu başka kültürde yok. Yani bunu kaybetmeyelim ya. Kaybetmeyelim yani bu. Yani anneye baba. Ya ama anne baba da zamanında ona çocuğun o şefkati yapıyor tabii. Çocuk anne bebekken ayağını elini uyuşturup öpersen ileri yaşta da ya hayat bu. Etme ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Dünyanın kuralı. Bu öğreniliyor. Kaybedilebiliyor da. Öğrenilmezse de kaybediliyor. Onun için genetik olarak öğrenilmiyor bak. Bilgelik sonradan öğreniliyor. Yani yaşlılara değer vermek sonradan öğreniliyor. Hep biz şunu biliyoruz ki bu saat insan olduğumuz için zaten var bu genlerimizde diyor. Mesela ben Aziz Sancar Hoca saygı duyduğum bir şeydi. Geçen de bir tweet attı. Affedersin saçmaladı tweette. Bak biraz bilmiyorum basında varsa var yani. Gerçekte ya ben yani şu anda bir not hazırlıyorum ona cevap vereceğim. Şöyle diyor. Ya diyor ben diyor yani birine saygı gösteriyorsam bu böyle ayıp günah olduğu için değil diyor. Şu yalan söylemiyorsam ayıp günah olduğu için değil diyor. Yani ya hatta işte iyilik yapıyorsam yaşlılar bir şeyler yapıyorsam ayıp günah olduğu için değil diyor. Ben insan olduğum için bunu yapıyorum ve bunun için de yapmaya devam edeceğim diyor. Ya Aziz Hocam bir bak ahlakın nörobiyolojisi diye bir kavram var. Ahlakın nörobiyolojisinde bütün bu özellikleri, insani özellikler doğuştan gelmiyor, sonradan öğreniliyor. Senin annen, baban, yetiştiğin toplum bunu öğretmiş, Amerika'ya göndermiş, sen onun için biliyorsun. Bunları yani sen Amerika'da öğrenmedin. Sen bunları genlerinden gelmiyor bu senin. Bunu nesiller öğretiyor. Ama şu andaki genç nesiller bu kadar şanslı değil. Genç nesillere bunlar öğretilmiyor. Onlar için şu öğretilmesiyle ilgili biz şu anda modüller yazıyoruz. Yani yaşlılarla ilgili toplumdaki bu öğretilerin, insani değerlerin öğretilmesiyle ilgili modül yazıyoruz. Yazmak zorundayız. Artık kültürel aktarım zayıfladı. Yani bunu bilimsel aktarıma ihtiyaç var. Eğitim sistemine bunu koymak lazım. Yani Hamza Hocam, eğitim sistemine bunu koymazsak biz
bu insani değerlere yaşlılarla ilişki nasıl kurulur? Bak bir insanın toplumla nasıl ilişki kurulur, ailesi nasıl ilişkili kurulur, yaşlar nasıl ilişkili kurulur ve kendisiyle nasıl ilişki kurulur? Bunları sonradan öğreniyorsan, sosyal öğrenmelerle öğreniyor. Bandura'nın teorisi var burada. Beyin sosyal olarak öğreniyor bunları. Yani bir insanı ormanda bırakırsanız doğar doğmaz vahşi çocuk oluyor. Hiçbir şey bilmiyor. İnsan bile olamıyor. Yani ben feryat ediyorum. İnşallah yani bu bilimsel veriler olduğu için rahatlıkla savunabildiğim, kanıtlamayacak şeyleri de savunmuyorum zaten. Bunu da bu arada söyleme duygusu ifadesi işlettim. Bu böyle kendimi ifade biraz dertliyim de Hamza Hocam. Onun için kusura bakma sesimi yükselttiysem teşekkür ederim. Evet. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Eczat Tarhan Hocamıza bu kapanış mimarlığı konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Önemli yerlerin altını çizdi kalın kalın. Bizler de notlarımızı almış olduk. Teşekkür ediyoruz. Biz bir hatıra fotoğrafı alacağız. Herkesin katılımcı, herkesin ekrana bakmasını rica edeceğiz. Bugünü de böyle fotoğrafla ölümsüzleştirmiş olalım inşallah. El kaldırıyor muyuz? Kaldırmıyoruz hocam. Teşekkür Şüheda Hanım da zaten fotoğraflarımızı aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Desteğim seninle. Herkese. Her yerde projesi. Evet. Toplantımızı noktalıyoruz. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.